ödümü patlattınız. Ne yapıyorsunuz ya? Çıkıyor muydunuz Haluk Bey? Vallahi zehir gibisiniz. Elimde çanta çıkışa doğru giderken hemen anladınız. Vaktiniz varsa sizinle biraz konuşmak istiyorum Haluk Bey. Dünkü saygısız ve terbiyesiz davranışlarınız için özür dileyecekseniz hemen çabuk olsun. Zira geç kaldım. Böyle ağlayıp zırlayıp ortalığı vermeleye vermeyin lütfen. Tam tersine ben sizin özrünüzü dinlemek için gelmiştim buraya Haluk Bey. Siz beni ailecek sokak ortasında tartaklayın. Sonra kalkıp ben sizden özür mü dileyim? Çok komiksiniz. Kusura bakmayın ama kendiniz kaşındınız. Evimin önüne gelerek yani eski Yeşilçam filmlerindeki babanızı bırakmam için bana para teklifi etmeniz gayet küçük düşürücü bir durumdu. Dua edin sokaktaydık. Eğer baş başa kalmış olsaydık çoktan hastanelik olmuştunuz Haluk Bey. Ya. Ya. Haluk Bey. Haluk Bey. Haluk Bey bakar mısınız? Haluk Bey. Haluk Bey nereye kaçtığınızı zannediyorsunuz? Bir keresinde rahmetli dedem nur içinde yatsın. Deliyle deli olma evladım. Sonunda sen zararlı çıkarsın demişti. Sizden nazik bir özür bekliyor olmam deli gibi mi geliyor size? E canım. Suratına tokadı yumruğu yiyen benim. Babanızdan kafa yiyen benim. Halanızdan tava yiyen benim. Özür dileyen ben mi olmalı? Babanız size gerçeği anlatmış ama. Ne olmuş anlattıysa? Ne demek ne olmuş anlattıysa? Babanızın sevgilisi olmak gibi iğrenç bir ithamla suçladınız beni. Gerçi öğrendiğiniz zaman hiç mi vicdanınız sızlamadı? Bir de beni kovdurmaya kalktınız. Babamın hayatında başka biri olması fikirlerimi değiştirmedi. Ne demek değiştirmedi ya? Sizin babama karşı platonik bir aşk içinde olduğunuzu düşünüyorum. Nasıl düşünürsünüz böyle bir şeyi? Bütün bu tatlı sağ kol ayakları falan babamın gönlünü çelip onu sevgilisinden ayırmak için. Haksız mı? Ama siz gerçekten çok fazla oldunuz. Buraya gelin konuşmam bitmedi daha. Lütfen. Haluk Bey. Haluk Bey. Haluk Bey açın kapıyı. Açın şu kapıyı açar mısınız kapıyı? Haluk Bey. Haluk Bey. Haluk Bey gidemezsiniz hiçbir yere. Gidemezsiniz hiç. Gidemezsiniz. Haluk Bey bu konuşma böyle bitemez. Bana attığınız çapura temizlemeden benden kurtulamazsınız.